13. yüzyılın başlarında Anadolu'da büyük ölçüde istikrarı sağlamış olan Anadolu Selçuklu Devleti hüküm sürüyor. Ama manevi iklim Mevlana, Hacı Bayram Veli gibi büyük mutasavvıfların, Endülüslü İbnül Arabi gibi İslam düşünürlerinin, Yunus Emre gibi mutasavvıf şairlerin hakimiyetinde. İşte Yesevi dervişlerinin Anadolu'ya gelmelerinde bu istikrar ortamı kadar geniş fikirli ve hoşgörülü Anadolu Selçuklu sultanlarının bu topraklarda filizlenen tasavvufi hareketlerin de büyük rolü vardı. Yesevi'nin marifeti olmayanın kerameti olmaz ilkesiyle yetişmiş dervişler, bir yandan Yesevi'nin hikmetini taşırken, bir yandan da Anadolu ve Balkanlarda yüzlerce köy ve kasaba kurdular. Ve Anadolu'nun, Batı Trakya'nın, Balkanların Türkleşmesinde, İslamlaşmasında çok büyük rol oynadılar. Dervişlerin en büyük özellikleri gezgin olmalarıdır. Ruhu olgunlaştırmak için seyahat edilmesi gerektiğinden hareketle yaz kış demeden dolaşırlar. Gittikleri yerlere hikmet taşır, haberler alırlar. Yıllar süren seyahatlerden derviş belki döner, belki dönmez. Tıpkı kuşlar gibi yıllarca kanat çırptıktan sonra gün olur yorulurlar ve nerede nefesleri tükenirse orada kalıverirler. Her nefsin ölümlü olduğu düşüncesinin derviş kıyafetlerindeki tezahürü, kefen ölçüsündeki bir bezden yapılan sarıktadır. Ölümlerini başlarında taşıyan dervişlerin upuzun sarıkları açılır ve bu sarık dervişin kefeni olur. İşte bu.